Herkese selamlar arkadaşlar. Aydın dediğim Mavişehir'deyiz. Sedef Koy kısmında. Çok güzel, projesi devam eden 2 adet bitişik nizam. Muazzam manzaralı bir villa tanıtacağım. Çok fazla bahçe çekimi yapamayacağız çünkü daha peyzaj alanları düzenli değil. Dıştan bir görün diye buradan çekimi başlattık ama bir sonraki çekim terastan devam edecek. Orada zaten muazzam bir deniz manzarası var. Onu hep beraber bakacağız, göreceğiz. Her odasından, her bölgesi denize açık. 2 adet villa var. Biri bu alanda, biri sol tarafımda. İkisinin fiyatı da 5,5 milyon TL. Şu anlık anlık güncel satış rakamı. Ama bu manzarayı gördükten sonra fikriniz değişebilir. Tüm gördüğünüz manzaraları unutun. Bugün hava biraz bulutlu. Daha güzel olsaydı çok daha güzel bir manzara ortaya çıkacaktı. Yani muazzam bir manzarayı görmüş olacaksınız. Şimdi iç kısma geçelim. Terasta görüşürüz. Tekrardan herkese selamlar. Meşhur bahsettiğim manzaradayız arkadaşlar. Arkamdan zaten görüyorsunuz. Teras alanındayız. Yan tarafımızda bitişik nizam. Orada da bir adet villamız var. Yani bu alanda bu manzaraya bu kadar hakim değil. Fakat yan tarafımız da satılık. Teras alanındayız. Çok güzel bir manzaramız var. Komple buradan Wet Tour'a kadar, Tavşan Adası'na kadar, ayrıyetten Denizli öğretmenlerin sahiline kadar, yani denizine kadar her yere hakim bir şekilde görüyoruz. Çok da güzel bir yeşil alanımız var. Buranın fiyatı 5,5 milyon TL. Gerçekten şu manzara Akbük'teki yerlerle karıştırmayın arkadaşlar. Bu manzara Akbük'te var. Fakat bu manzara Didim'de çok alışık olmayan bir manzara. O yüzden Didim'e böyle yerlere denk gelindi mi çok güzel. Kaçırılmayacak oluyor. Yani kaçırılmayacak bir fırsat oluyor insanlar için. Yakından bir gösterir misin Şahin? Çok güzel. Havadar, ferah, bol yeşil alanlı. Doğa manzarası ayrı güzel. Evleri, görünen evler ayrı güzel. Deniz ayrı güzel. Gerçekten bu alanda yani yaklaştırmana bile gerek yok Şahin ki zaten muazzam bir manzara var. Yolu da gösterebilirsin. Sağ tarafımız orman. Yani orman dediğim makilik alan. Tekrardan ön tarafımıza doğru Sedefkoy plajı görünüyor. Mavişehir plajı görünüyor. Aşk gemisi diye nitelendirdiğimiz bir alan var arkadaşlar. Şahin şu an orayı da gösteriyor. Aşk gemisi. Tekrardan Mavişehir'in semt pazarı. Buradan Wet Tour. Tarhan'ın kendi oteline kadar. Tavşan Adası'na kadar. Her yere hakimsiniz. Böyle bir manzara Didim içerisinde yok. Biz görmedik. Gören biri varsa da Didim içerisinde bu villadan görmüştür, emin olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Yavaş yavaş gezeceğiz, içlerine bakacağız. Ama şunu söyleyeyim, inşaat. Şu an inşaat halinde. Projeden sunuyorum size. O yüzden buraya geç istersen Şahin. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Bura bitecek. Bittiğindeki satış rakamlarını ben hayal edemiyorum. Şu an böyle bir manzarası olmayan, betonarme bir şehirleşme, kentleşme bölgesindeki villalarımızın fiyatları 10 milyon, 9 milyon, 8 milyon. Belki o villalar kadar olağanüstü genişlikte değil. Fakat hiçbir villada bulunmayacak çok güzel bir manzaraya hakim. 5,5 milyon TL'ye. Teras alanındayız. Çatımız kiremit. İnşaatı devam ediyor. Yavaş yavaş size gezdireceğim. Ama daha kaba olduğu için, inşaatı devam ettiği için çok da fazla göstermek istemiyorum. Yerler dağınık. Bu arada şimdiden otomatik panjurları yapılmış. Tesisatı hazır. Buradan şu manzarayı gösterir misin Şahin? Yani dediğim gibi buradan yan villaya geçiş var. Hatta geçmişken o villanın da manzarasını gösterelim. Bu tarafa geçelim istersen Şahin. Bu alandaki diğer villamızın yani hemen bitişik nizam. Arkadaşlar buradan sonra ayrılıyor. Zaten biraz sonra göstereceğim. Çok güzel bir manzarası var. Bunun da aynı şekilde. Yine kendi terasımız bura. Diğeriyle dediğim gibi hani farklı bir manzara ama şu alana gelirsen birebir de aynı işin açıkçası. Sadece diğer tarafta biz daha böyle hakimdik merkezi Didim merkezi lokasyona. Burada biraz daha yavaş yani biraz daha kısık bir alanımız var. Ama yine aynı kalite, gerçekten aynı manzara. Çok da güzel. Zaten çatımızdan bahsetmiştik. Tuğla demiştik. Yani tuğla dedim, çok pardon, kiremit. Tekrardan iki odanın da birleşmiş yani tam burada kesişim noktası. Çok güzel iki adet oda var burada. İkisinin de manzarası birbirinden güzel. 4 artı 1 demiştik. Şu an projede satışta tabii ki. Burada bir banyo, lavabomuz var. Bu takılacak. Şu an hiçbir şey takılı değil. Güvendiğimiz, sevdiğimiz bir firma. Biz neden burayı tanıtıyoruz? Manzara denildi mi? İlk başta Akbük geliyor akla, Didim bölgesinde. Akbük manzaralı çok güzel yer. Böyle bir yer gördük mü de projeden olsa dahi tabii ki güvendiğimiz, sevdiğimiz bir firma. Aynı şekilde sevdiğimiz bir abimiz. Tanıtmak istiyoruz. Çünkü manzara çok güzel arkadaşlar. Hani Akbük değil, Didim'de de böyle şeyler olabiliyor. Burayı tanıtmaya geldik. Sol tarafta bir banyo, lavabo daha var. Tekrardan burada ikinci odayız arkadaşlar. İkinci odadayız. Tersten başladık ama siz mantık yorabilirsiniz zaten anlarsınız. İkinci odadayız. Ebeveyn banyolu bir oda. Manzarayı tekrar bir gösterip şuradaki banyoyu da gösterir misin?
Böyle bir manzara başka yerde yok arkadaşlar. Merkezi klima hattı çekili. Hemen şurada onu da gösterelim. Televizyon SCART girişi arkanda şahit. Yani her şey var bu villada. Fiyatı 5,5 diyoruz. Sadece manzaraya 5,5 demiyoruz. Otomatik banyolu, ebeveyn banyolu, bahçeli. Çok güzel bir bahçe alanı olacak. Onu da biraz sonra göstereceğim. Bu alanda tekrardan bir yatak odamız daha var. Üçüncü odamız arkadaşlar. Gayet güzel. Yine aynı şekilde yukarıdakinin birebir aynısı. Diğer tarafa, diğer villayı görmek amacıyla çıkabildiğimiz bir alan. Ona gerek yok şu an. Kat kalorifer tesisatımız döşeli demiştik. Merkezi klima sistemimiz var. Deniz manzaralı. Her yerden deniz manzaralı. Yerler antre alanda seramik. Bilgisini vereyim. Alt kata doğru indiğimizde hemen bir salonumuz var. Ayrıyeten bir mutfağımız var. Şimdi şunu diyebilirsiniz bu alana gelince. Çelik kapımız da bu arada buradan. Salon küçükmüş, salon yeterince büyük değilmiş diyebilirsiniz. Ama gerçekten yukarıya yapacağınız herhangi bir yaşam alanıyla ki zaten buraya da yapabilirsiniz. Sağ tarafımızdaki bahçe verandası size ait. Onu biraz sonra göstereceğim. Bu alana kış bahçesi yapıp burada oturabilirsiniz. Manzarayı tekrardan gösterir misin? Çok güzel bir manzarası var burada. Bahçe peyzaj alanımız sağ tarafta. Orayı detaylı göstereceğim ama şimdilik giremiyorum. Mutfak kısmındayız. Çok güzel bir mutfağımız var. U şeklinde. Üstü granit, siyah. Tabii daha musluklar bakayım. Hatta şurada gerçi alt takımı bu. Malzemeler gelmiş. Beyaz, siyah, gri kulplar mevcut. Beyaz kulplar. Yerler gri. Antrasit gri. Seramik, granit döşenmiş. Bunun bilgisini verelim. Hemen şu alandan tekrardan şuraya gösterir misin? Gerçekten ev alırken hani geniş mi? Odaları geniş, kendisi kullanışlı. Dediğim gibi bahçe alanını biraz sonra göstereceğim. Herhangi bir yani pergole çıkartılıp bir kış bahçesi yapmakta özgürsünüz. Bu tamamen size kalmış. Villamızın giriş kısmı bu alandaydı. Zaten şuradan görüyorsunuz. Biz bu villa normalde 2,5 katlı. Fakat aşağıdan da kot aldığı için kotta da bir odası bulunuyor. Bu odadan da full yine deniz manzaranız mevcut. Yatak odanız var. İsterseniz burayı salon da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sizin inisiyatifinize kalmış. Çünkü biraz daha salon alanına biraz daha müsait. Ki zaten televizyon hattı da çekili. Hani şöyle de kullanabilirsiniz evi. 3 artı 1 ayrı mutfak. 3 artı 1 ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Giriş direkt ayrı mutfağa açılır. Burası sizin salonunuz olur. Televizyon hattı çekili zaten. Deniz manzaramız yine var. Yukarısı yani giriş katından sonraki diğer 2 kat tamamen yatma, uyuma odası olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki oradaki terası es geçmiyoruz. Teras çok güzel, manzara mevcut. Merkezi klimayı demiştik. Üst kata çıkalım. Son bir kez bahçeyi göstereceğim. Son kez bir şeyler daha anlatıp videoyu sonlandıracağım. Bahçede görüşmek üzere. Bahçe kısmındayız arkadaşlar. Çıktık bahçe kısmına. Fakat içeride dediğim gibi çok fazla manzarayı anlattığım için bazı atladığım yerler olabiliyor. Tekrardan kusura bakmayın. Mesela şuradan bir çekileyim. Mesela odalardaki beton zeminler laminat olacak. Demir korkuluklarımız yapılacak. Tekrardan ev yani size eksiksiz sıfır teslim edilecek. Arkadaşlar ben bunu söylemiyorum ama böyle teslim edilmeyecek tabii ki. Mesela şöyle gösterir misin Şahin? Fransız balkonun demirleri yapılacak. Camların, balkonların camları yapılacak. Korkulukları yapılacak. Duvar üstündeki aplikler yapılacak. Aydınlatmalar yapılacak. Peyzaj alanı düzenlenecek. Yani bu villa size eksiksiz teslim edecek arkadaşlar. 5,5 milyona burayı böyle kaba vermiyoruz biz kimseye. Arkamda deniz manzarasını zaten görüyorsunuz. O yüzden hani bunun bilgisini vereyim. Az önce inerken çoğunlukla manzaradan bahsettik. Tabii ki evle ilgili şeylerden de bahsettik ama asıl olay burada tabii ki ev size sıfır, A kalite bir işçilikle teslim edilip en güzel olayı da manzarasıydı. Biz o yüzden biraz daha manzaraya odaklandık. Gerçekten inşaat kalitesi olarak da çok güzel, çok kullanışlı, sevdiğimiz, saydığımız bir müteahhit sağlam yapar. Zaten artık inşaat işi normal işlerden çıktı. Daha sağlıklı, daha güvenli. Bunun her zaman denetlemesi yapılıyor. Bahçe alanı kısmındayız. Bu bizim kendi peyzaj alanımız olacak. Düzenlenecek. Manzarayı görüyorsunuz. Alt odanın bahçesini de gösterir misin? Biz belki göstermemiş olabiliriz şuradan. Hemen alt odanın bahçesini de gösteriver. Alta iniyor demiştik yani arkadaşlar. Kot kısmına inen bir bahçe alanımız daha vardı. O kısımdaki bahçe alanımız orası. Bizim kendi peyzaj alanımız bu. Duvar üstündeki aydınlatmalarımız yapılacak. Bahçe peyzajımız yapılacak. Tabii ki bahçe peyzajımız nasıl olacak? Ona oturup konuşup fikirlerini eğer satılırsa daha çok sizin zaten isteğinize göre yapılacak. Çünkü herhangi bir başlanmış bir şey yok.
İçeride oynamalar serbest arkadaşlar. Böyle bir kabadan inşaat alındığında renkler, tabii mutfak artık yapılmış ama duvar rengi veyahut odalarda yapılmamış laminatör rengi, bunlar duvar renkleri, sizin isteğinize göre dizayn edilebilir. Bahçe olarak çok geniş bir bahçemiz var. Gerçekten çok geniş. Bu alana bir pergole çıkartıp, kusura bakmayın arkadaşlar, videoyu durdurmak zorunda kaldık. Biri aradı. Ne diyorduk? Bahçe kısmındayız arkadaşlar. Bu alana pergole yapılabilir. Cam mekanla kapatılabilir. Tamamen bir kış bahçesi yapılıp daha izole bir hale gelinebilir. Ben de bu tarafa doğru geçeceğim. Seramik sesi geldiği için çok o tarafta durdum ama manzara, asıl manzara bu tarafta. Dediğim gibi bu alanı kapatabilirsiniz. Sizin inisiyatifinize kalmış. Şuraya bir çardak yapabilirsiniz. Tabii ki havuz yapılır mı? O konuyu tartışmak gerek. O konunun analizini yapmak gerek. Ama gördüğünüz gibi zaten denize de çok yakınız. Dibimizde. Huzur Aile Plajı, tekrardan Deniz Öğretmenler Plajı, Sedef Koyun kendi plajında giriliyor mu girilmiyor mu o muhabbet muallakta ama daha çok girilmiyor diyorlar. Onun bilgisini vereyim. Yani bu plaj girilmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şu an burada yanıltmış gibi olmayalım. Oradaki o plaja giriş yasak. Bataklık diyorlar. Yasaktan ziyade kimse girmiyor. Balık tutmaya gidiyorlar genelde. Bilginiz olsun. İki tane villa. Satılık. Arkadaşlar gerçekten kalite işçilikle teslim edilecek size. Zaten manzarayı görüyorsunuz. Anlatabildiklerimizin hepsini anlattık. Daha detaylı bilginiz için bizi arayabilirsiniz zaten. Fiyat 5,5 milyon TL dedik. 4 artı 1 açık mutfak. Dilerseniz 3 artı 1 ayrı mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Sizin inisiyatifinize kalmış. Gerçekten A kalite bir villa. Daha detaylı bilgi ve yerinde görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Manzarayı da kaçırmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu kapatmıştık. Bitirmiştik normalde. Belki sonunu ekleyeceğim, belki arasını ekleyeceğim. Onun için kusura bakmayın şimdiden. Havuz varmış arkadaşlar. Zaten bu alanda, Şahin geri çıkar mısın? Şöyle eğer sabitlersen zaten titrediğini görürler. Sallandığını görürler. Bu alan havuz arkadaşlar. Yapılmış, üstü kapanmış. İskenden sonra alınıyor. Zaten bu tür kanuni işlemleri, nizam işlemleri bizden daha iyi biliyorsunuz. Hakimsiniz bu konuya. Madem başladık bari son bir şey ekleyeyim. Bunu da göstermiş olduk havuzu. Sormamıştık. Daha doğrusu bize bunun bilgisini vermemişti. Yani işin sorun kısmı orada başladı. Biraz sonra yani bir video bitince yüklediğimizde Mavişehir plajının, aynı şekilde Sedefkoy plajının tanıtım videolarının altına linkleri ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.